Keremcim, aslında taşınmanıza gerçekten ben de çok üzüldüm. Ama bak şundan eminim ki ailen bunun sana faydası olacağını düşünerek böyle bir karar almıştır. Nasıl iyi olabilir Sadık amca? Ceren burada, bütün arkadaşlarım burada. Bana bunu nasıl yaparlar? Üzülme dostum, tamam. Çok haklısın, biliyorum. Bu yaşlarda arkadaşlardan ayrılmak çok zordur. Ama açıkçası ben de Sadık amcan gibi düşünüyorum. Yani ailen böyle olması gerektiği için taşınmaya karar vermiştir. Şunu iyi bil ki ailenin de arkadaşları ve büyükleri burada. Yani bu gitme işi seni çok üzüyorsa onları da çok üzüyordur. Bu onların sorunu. Ben gitmek istemiyorum. Onlar istiyor. Buraya bunu Ceren'e sizin söylemenizi rica etmeye geldim. Ben yapamam. Ya Kerem. Lütfen Sadık amca. Onun gözlerinin içine bakıp da ben gidiyorum diyemem. Buna dayanamam. Onun karşısında hiç ağlamadım. Ağlayan bir erkek olmak istemiyorum. Ya, demek vedalaşmadan gideceksin öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Bu işler böyle olmaz. Keremciğim, sen Ceren'i seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Güzel. Hepimiz biliyoruz, Ceren de seni çok seviyor. Değil mi? Bak, ister kız arkadaşın olsun, ister yakın arkadaşın. Karşısında ağlamaktan korktuğun için veda etmeden gitmek olmaz. Hem buna niye bir veda olarak bakıyoruz ki? Mektuplaşırsınız, hafta sonları gelirsin, Sadık amcan Ceren'i getirir. Aa, tabii elimden geleni yaparım. Yalnız bu tür konularda bir kız babası olarak yüz göz olmayı pek sevmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki sen benim kızımın gerçekten çok iyi bir arkadaşısın. Evet, ne zaman gidiyorsunuz? Yarın. O zaman benim Ceren'le yalnız konuşmam lazım. Aa, tabii sonra da kafeye gideriz ama sen de geleceksin, tamam mı? Ben mi? Aa, tabii ki sen. Yani küçük bir veda partisi vermemiz lazım değil mi? Yani öyle sadece Ceren değil, biz de seninle vedalaşmadan ayrılmayız. Anlıyor musun beyefendi? Al yavrum bunları. Ay, ay çok şiştim, çok yedim. Afiyet olsun. Hayatım gençsin, çabucak eritirsin. Ay dalga mı geçiyorsun benimle? Çok ciddiyim. Aman aman, tam senin renkler, otrişim bir harika. Ay alma! Sihirli otrişimi geri ver. Ay sen bu otriş sayesinde mi genç duruyordun? Önce Firuze gördüklerini unutsun. Tabii ya, sen bana sihirli formülü vermediğin için ben de annemin sihirli otrişini kullanmak zorunda kaldım. Hih, beş oldu. Beni kıskandığını kabul ediyorsun demek. Ne münasebet, niye kıskanayım ben seni? İyi, beni kıskandığını kabul edene kadar ben de sana o sihirli iksirin formülünü vermiyorum. Oh, vermezsen verme. Ben başka bir yolunu bulurum. Her şey için çok teşekkürler Betüş'cüğüm. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Ben bir şey mi kaçırdım? Ay geç kaldım, bitti mi salonlar kaşar? Aa, maşallah, herkesler buradaymış, ben hariç. Öbürcüm şimdi başlıyor. Hoş geldin kızım. Perihan teyze. Ay, Perihan teyze tabii. Ne kadar değişmiş değil mi Suzan Hanım? Ay, evet, fıstık olmuşsun kız. Pardon, sen de mi buradaydın canım? Günaydın, Firuze burada çalışmaya başlıyor. Betüş Hanım istedi. Öyle mi? Ha. Hayırlı olsun. Hoş geldin güzel Dudu. Hoş bulduk. Ne oldu? Çabuk döndün. İşim vardı ondan. O nedir? Pasta tarifleri defteri. Ne? Ben odamdayım, yukarı çıkıyorum. Nesi var bunun? Ha anladım. Tabii otrişi düşmüş, millete rezil olmuş ondan. Ay, genç kızlığımdan beri hatırlarım. Annem bu defterine sihirleri not ederdi. Hih. Adını andığım altı oldu. Bir daha söylersem hemen çıkar gelir. Burada beni güzelleştirecek sihir kesinlikle vardır. Eskidir meskidir ama sağlam sihirlerdir bunlar. Kendine de yapmıştır bu sihirden. İşte burada. Hadi bakalım biz de yapalım. Evet. Gör bakalım Perihan Hanım kim kimden güzelmiş. Evet. Başlayalım. Hmm.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.